Tam hocanın da almışsın yanına. Evet. Buraya mı geliyorsun ama masaya mı gidiyor ya? Hı? Bunlar geziyor. Gelmiş. Buyurun Soner Bey. Size nasıl yardımcı bana olabilirim? Müşteri temsilcimizden. Şimdi acil çıkışları gösteriyorum. Bak bir anda dönebiliyorum. Ben de çok meslek var. Çağrım her gün. Evet, buyur. Kırgın mısın hala bana? Evet. Bakma gülüp eğlendim. Deliye vuruyorum. Mutluluktan değil bu. Artık deliye vuruyorum. Dünkü söylediğini açıklama yapmak için çağırdım seni. Evet. Ciddi olacağım. Yani bana diyorsun ya çok böyle umursamaz tavrım falan var. İyi kestim falan diye. Onu ben de Soner hiç nasıl konuşmuyor ki ya? Yani oraya çıktı diyelim. Konuşmuyor. Yani bazen diyorsun ya işte ilgiyi kestin ya da benimle ilgilenmiyorsun tarzı bir şey söylemiştim. Tam hatırlamıyorum ama. Yabancı gibisin. Biraz sesli konuşun be. Ya şey ne oldu? Allah kahretsin. Olmadı değil mi? Biraz sesli konuşun ya. Ya bizi bir bölmeyin birader ya. Şurada iki kelam bir şey konuşalım. Bunu benden çaldınız, bunu ben yapıyordum. Oğlum biraz sesli konuşsana, duymuyor. Şurada iki kelam bir şey konuşacağız, gider misin? Bir dakika, arkadaşlarımızla da konuşalım. Evet, evet. Hayır ya, çıkın. Bir 10 dakika sonra gelin. Kız tarafı o. Ben kız tarafıyım. Tamam, bir gider misiniz ya? Tamam, gidelim. Rica ediyorum. Rica etti, normalde gitmezdim. Gelen yavukluğunu da alıp git buradan. Şaka yapıyorum, hadi git. Yapma şu kıza şöyle. Bak yav. Ya bana şey diyorsun ya. Sana şöyle açıklama yapayım. Ben gerçek hayatta da böyleyim. Yani böyleyim dediğim şey, yani utangacım, çekingenim. Yani bir anda böyle atılan bir insan değilim zaten herkese karşı. Açılan bir insan da değilim. Yani açılacak olsam zaten ilk gün sana direkt kendim gelir söylerdim. Yani çiçek göndere geldim. Benim ponçik kalbimi kırdım. Yani kalbini kırdığımın farkındayım. Bak. Kalbini kırdığımın farkındayım, özür dilerim. Masanın altında utan çabuk. Tekrardan özür dilerim senden ama yani yapım bu benim, değişen bir şey değil. Yani bir anda neyin nereden geleceğini de bilemezsin. Yani bugün heyecan böyle yok Soner. Hı? Heyecan. Heyecan. Bizim aramızda heyecan bak, eksik mesela. Bak, heyecan benim gibi böyle kıpır kıpır insanı söndürdün ya. Tamam ben seni yükselteceğim tekrardan. Evet. Heyecan şundan dolayı yok. Kaç gündür benim içinde aşırı derecede bir çekişme, kavga var. Şu çekişmenin arasına o zaman al. O yüzden birbirimize bence şey olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Bunu da tekrardan kalkındırmaya karar verdim. Ha. Sen bana küsmezsen tabii. Ha. Yani güzel güzel zamanlar geçirmek istiyorum bir tekrardan. Ben geri gidip küserim, nazlanırım, trip atarım dozunda. Normalde çok yapmadığım şeyler ama yapabiliyorum, evet yapıyorum bence gibi. Zaten ama ben çok benim sana zaten böyle olmam, evin içindeki enerjin zaten. Ben hemen gülüyorum şeyleri ya. Tartışayım bir saat sonra gülüyorum. Ben o yüzden benim dikkatimi çektin. Benim içindeki enerjim bir anda değişmiyorum. Ben de seçilmem, seçerim hayatım. Ben de bir anda değişiyorum çünkü. Sensin, tamam sensin. Sensin. Yani ondan... Hayır gel, koşarak geliyorum. Ondan bahsediyorum yani. Ya Ceren bir dur. Ne oldu? Yalnız kaldı. Tamam bir dur, bir şey konuşuyoruz şurada ya. Erzim'in yanına gitsene. Ya. Bölmeyin bir dakika ya. Niye istemiyorsun? Tam bir 5 dakika sonra gelin ya. Kitlenmiş. İkide bir bölüyorsunuz. İyi oldu ona. Oh. Git Erzim'in yanına git. Kankan orada git. Kanka diyorlar bir de birbirlerine. Anladım ben seni. Yani tekrardan özür diliyorum. Peki özür dilediğinde hani hiç bakıyorum da eli boş gelmişsin. Bir gün de eli dolu sen gel be gülüm. Ne dersin? Sen hata yapıyorsun, gönül almaya çalışıyorsun. Ben niye hediye alayım? Ya ne biliyorsun ben bir şey göreyim ki ondan sonra yaparım. Ne biliyorsun benim de yapmayacağımı? Benim bir şey getirmediğimi nereden biliyorsun? Yapmadım. Belki biliyorum. Birazdan vereceğim. Belki oyundan sonra vereceğim. Alakası yok, yapalım. Niye? Benim yaptığım bir şeyleri sana söylemek zorunda mıyım? Hocam bu zaman sürpriz olmaz ki. Fok balıkları çok yalnız. Bak bugün çok tatlı olmuşsun. Gel muhabbetimiz bitti zaten. Burası çakı. Size göre mi hareket ediyorsunuz? Burası sizin tapınamanız değil. Ben kira mı vereceğiz biz size? Ben yavaş otur da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.